Bu sabah canım tavuk pilav çekerek uyandım. O yüzden hemen tavuğumu haşlamaya geçiyorum. Normalde tavuk kalça kullanırım ama evde göğüs vardı. Bugün o yüzden göğüs kullandım. İçerisine koyduğum malzemeleri açıklama kısmına ekleyeceğim. Artan tavuk suyunu genellikle buzlukta saklıyorum ve sonrasında yaptığım çorbalara ve pilavlara ekliyorum. Tam bir tavuk bulyon oluyor, mis gibi. Mutlaka deneyin. Tavuğum soğurken ben de hemen pilavımı yapmaya geçiyorum. Pilavımın da tarifini açıklama kısmına yazacağım. Pilavım demlenirken ben de mutfakta bulduğum yeni buluşumu kullanmaya geçiyorum. Tavuk pilav yaparken en çok üşendiğim ve zorlandığım konu tavukları didiklemekti. Gerçekten çok üşenirim ve beni çok yorar. Ama bu ürün sayesinde artık zorlanmaya son, tavukları 50 saatte ayırmaya son. Ürünün kullanımı o kadar kolay ki artık kollarımızın yorulmasına gerek kalmayacak. Tavuğu içerisine koyuyoruz, kapağını döndürüyoruz ve tada! Sadece 5 dakika ayırarak didiklediğimiz tavuklarımız hazır. Herkese afiyet olsun.